Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nescafe Dolce Gusto kahve makinesini nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikle Dolce Gusto Crops makinemiz var. Bunun yanında bir kutu Nescafe Dolce Gusto Mocha var kapsüllerinden. Bir kutu da Latte Macchiato Karamel var. Bunun için bir bardak artık neydi içerseniz. Bir de bir sürahi su. Konuşamadım, özür dilerim. Bir sürahi su gerekiyor. İlk önce tankımıza bakıyoruz su yeterli mi diye. Biraz doldurmamız gerekiyor arkadaşlar suyu. Tankımızı çıkartmak için şurada tutma yerinden kaldırdığımız gibi zaten tankımız çıkıyor yerinden. Tankımızı koyuyoruz. Kapağını açıyoruz. Sürahiden arkadaşlar suyumuzu dolduracağız. Bu kadar yeter arkadaşlar. Tekrardan tankın kapağını kapatıyoruz ve tankımızı yerine koyuyoruz arkadaşlar. Makinemizi fişe takıyoruz. Taktık. Şurada çalıştırma düğmesi var. Bir kere basıyorsunuz, kırmızı yanıp sönüyor arkadaşlar. Şu anda suyu ısınıyor demek bunu. İçeceğiniz içecek hangisi ise, mesela ben şu anda mocha içeceğim. Bu beyazlı olan arkadaşlar süt. Beyaz kapsülü, altı beyaz olan kapsül süt. Onun yanındaki kahverengi olan da kahvenin kendisi. Bu aynısı bunun için de geçerli. Bunda da mesela koyu bir renk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar, yeşil oldu şimdi. Bardağımızı aldık. Bardağımızı makinenin altına koyuyoruz arkadaşlar. Şurada şu çentiyi yukarıya doğru kaldırarak bunu çekiyoruz arkadaşlar kendimize doğru. İlk önce neyi koymak istiyorsak. Ben sütü koymak istiyorum. Bu şekilde koyuyorum arkadaşlar sütü. Tekrardan yerine yerleştiriyorum ve iyice sıkışması için düzgünce bastırıyorum. Burada yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı ısı yeri var. Biri sıcak, birisi de soğuk su. Sıcak suyun olduğu yöne doğru çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar akıyor. Şu anda sütümüz iniyor sıcak hali. Yeter bu kadar. Durdurduk arkadaşlar şimdi. Biraz süzülsün. Kapağını kaldırıyorum. Sütümü çekip hemen tezgahıma getirip ters çevirdiğim gibi düşüyor arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde gördüğünüz gibi hiçbir iz falan bırakmıyor, leke. Şimdi sıra kahvemize geldi arkadaşlar. Kahvemizi koyuyoruz. Tekrardan sıkıştırıyoruz. Tekrardan sağa doğru sıcak. Gördüğünüz gibi kahvemiz de akıyor arkadaşlar. Şu an sıcak kahvemiz. Bayağı basit yani arkadaşlar. Birçok kişi zor vesaire zannediyor ama gerçekten çok basit. Sizin damak zevkinize kalmış zaten. Ne kadar sütlü içmiş olabilirsiniz. Yeter arkadaşlar bu kadar. Buradan düğmeye tekrardan basarak makinemizi kapattık. Fişimizi çekiyoruz arkadaşlar. Kilidimizi açıyoruz. Kahvemizi çekiyoruz ve döktük. Gene bakın, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde iz, bir şey yok. Bir altında bir hafif biraz akıtmış. O da temizlenebilir bir şey arkadaşlar. Ve kahvemiz burada. Afiyet olsun diyorum herkese.